İyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Ünlü düşünür Roger Garudin'in çağımızın gerek Avrupa özelinde olsun gerek dünya çapında özellikle de ülkemizi ilgilendiren, İslam coğrafyasını ilgilendiren, İslam medeniyetini ilgilendiren, Batı medeniyetini ilgilendiren, Batı düşüncesini ilgilendiren meselelerde geniş bir spektrum içerisinde hakikaten her konuya uzman bir bakış açısıyla eğilip hepimizin istifade edebileceği geniş bir literatür de sunmuş Roger Garudin'i burada ilk önce rahmetle anıyoruz. Kendisinin özellikle Batı terörü, İsrail terörü, Siyonizm üzerine çokça makalesi, kitapları var. Bu yayınımızda Roger Garudin'in Siyonizm dosyası üzerine yazmış olduğu ve Türkçemize de kazandırılmış olan bu eserden Siyonizm kavramından neyi anlıyor ve bu konuda insanlığa dair nasihatleri, uyarıları ne bahsedeceğimiz ana mesele bu konu üzerine yoğunlaşmakta. Değerli arkadaşlarım, Roger Garudin çok açık bir dille ortaya koyduğu ne tip şey var? O da şu. Evvela diyor, dini Siyonizmle siyasi Siyonizmi ya da Yahudilik dini ile siyasi Siyonizmi birbirinden ayırmak zorundayız. Yahudilikle de yine siyasi Siyonizmi birbirinden ayırmak zorundayız. Keza diyor, İsrail devletinin bu siyasi emellerine dinin alet edilmesini yine birbirinden ayırt etmek zorundayız. Bu konularda diyor konuşmaya başladıktan sonra kişilerin antisemitik yani Yahudi karşıtlığıyla suçlanıp da mahkemelerde beklemeye başlayacağını kişi bilsin diyor, kendimden biliyorum diyor. Roger Garudin bu kitabında öyle söylüyor. Yani Siyonizme el atmanın ne kadar sıkıntılı süreçler doğurabileceğini ve kendisinde bir hakkın bu süreçlere muhatap olduğunu ne yapıyor? Bize ifade ediyor. Oysa diyor, mesele Yahudi karşıtlığı değildir. Eğer bu eserinin özellikle giriş kısmında bunu açık biçimde dile getirir ve biz peyderpey ilgili eserler üzerinden Siyonizm dosyasını konu da özellikle bağlamına, canlı bağlamına, şu anda dünyanın gündeminde olan ve Filistin üzerinde ve Gazze'de yaşanan katliamlara insanlığın şu ya da bir biçimde değerli arkadaşlarım, bir gane kalması, bırakınız akademik bir sorumluluk, insani bir hissiyatın kaldırabileceği bir şey değildir. İnsan olmanın gereği olarak bu meseleye ille de ya bizi niye konuşuyor derlerse Siyonizmi, valla yapılan bu kadar katliamdan sonra İsrail Devleti'ni ve Siyonizmi konuşmamak mümkün değil. Yazılan eserlere bakmamak mümkün değil. Kim ne demiş? Yazılan eserler mi haklı? Efendim, görüşler mi haklı? İsrail Devleti'nin yaptığı mı haklı? Ortada her şey ve bunu da bir insani soru, en başta bir insani sorumlulukla meseleyi ele alıp halkımızı aydınlatmak da temelde insani, ikinci planda da akademik, ilmi bir sorumluluktur. Ve şunu açık biçimde dile getirir, der ki özellikle evet bu kitaba giriş yazan yani mevcut elimizdeki nüshaya Cengiz Çandar Bey, bizim diyor ülkemizin insanları giriş yapmış, girişe de güzel bir giriş yazmış Cengiz Çandar Bey. Ne oluyor da diyor, ülkemizin bu kadar ilgilendiren temel meselelere aydınlarımızın ileri gelen ilmiye aydın sınıfının bigane kalması, uzak kalması, bir açıdan da vurdum doymaz kalması anlaşılır gibi değildir. Biz bugün değerli arkadaşlar sürekli neden Orta Doğu, işte bu Suriye olabiliyor, Irak olabiliyor, kaynayan bir kazan Orta Doğu. Neden bu kadar kaynayan bir kazan? Neden bu kaynayan kazan bitiyor durmuyor ve sürekli konuşmak durumunda kalıyoruz? İşte bu meseleler değerli arkadaşlar sadece ve sadece bir Orta Doğu meselesi değildir. Aynı zamanda yani Orta Doğu'da Arap meselesi değildir. Bizim 400 yıl boyunca bu topraklarda bizim tarihi sorumluluğumuz gereği ilgilenmemiz gereken, çünkü
bizim hakimiyetimiz altında, Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Artık ben buradan çekildim. Bu gönül coğrafyasından ya da tarihi mirasımdan ben bir tane kalacağım diyemiyorsunuz. Ki zaten İsrail Devleti'nin kendi temel hedeflerini dikkate aldığımızda bizi de ilgilendiren, yakından ilgilendiren ve ülkemizdeki özellikle ileri gelen siyasetçilerin de bu konuda bir hakkın, meselenin sadece Filistin meselesi olmadığı, yarın da bizim kapımızı çalacak ciddi sorunlarla bizi karşı karşıya getireceğini, çünkü vaat edilmiş topraklar ortada. Siyasi Siyonizmi, Yahudi Siyonizminin bu noktadaki hedefi ortada. Bunları dikkate aldığımızda ve hele hele bir türlü bitmeyen Orta Doğu'nun bu kan gölüne dönen durumları karşısında bizim bir aydın sorumlu bir insanın sorumlulukla bir kane uzak kalmamız mümkün değildir. Ve Siyonizmi de bu noktada kesinlikle Yahudilik diniyle, Yahudi halkıyla karıştırmamak gerekir. Bırakınız diyor, benim siyasi Siyonizmi eleştirmem bile direkt antisemitizm olarak algılanabiliyor. Bir tür yani sakın bak bu konuları bize el alma, Roger Gard demek istiyor. Yoksa başını ağrıtırız, biz istediğimizi yapacağız. Kuvvet esaslıdır, güç esaslıdır, bu gücü ele geçirdik. Dolayısıyla istediğimizi ne yapacağız? Bu topraklarda, ilgili topraklarda yerine getireceğiz. Gücün hakkın değil, adaletin değil, gücün esas olduğu, gücün insanlara dikte ettirdiği ve öğretildiği, öğretilmeye çalışıldığı güç, bir güç öğretisinden geçiyoruz. Ve siyasi Siyonizmin temelde bir güç öğretisi olduğunu ve özellikle de geçtiğimiz programlarda zaten zaman zaman söylüyoruz ki çevirisini de aktardık. Noam Chomsky bir sömürgecilik versiyonudur diyor. Şu anki var olan durum ve sorun bir sömürgecilik faaliyetidir ve bunun modern versiyonlarıyla karşı karşıya kaldığımızı gördüğümüzü bilelim diyor. İngiliz elitlerinde Hristiyan Siyonizmi ile Yahudi Siyonizminin ortak yapımını bir anlamda görüyoruz ki Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun, İsrail'de olsun ilgili siyasal yöneticiler ne kadar el ele kol kola bu işi götürdüklerinde gözü önünde, insanlığın gözü önünde çok rahatlıkla ne yapmaktalar, işlemektiler. Bu açıdan bir hakkın, bir insanın sorunu bakınız değerli arkadaşlar, milyonlarca insan Avrupa'da, Amerika'da sokaklara döküldü ve bu olayı eleştiriyor, kınıyor. Ve yüzlerce avukat Filistin halkının artık diyor sen sahipsiz değilsin ey Filistin halkı, yüzlerce Fransa'dan ve dünyanın her yerinden sivil inisiyatifi ele almış olan avukatlar Lahey'de Filistin hakkını savunmak için Yüce Divan'a ne yapacak? Başvurularda bunu ve İsrail Devleti'nin büyük bir insanlık katliamı yapmaktan ötürü dava açıyorlar. Ha neye varır ne eder ayrı bir olay ama bu tarihin bir vesikasıdır. Not düşülmesi gereken bir şeydir ve süreç işleyecek. Halk nezdinde sıkıntı yok ama siyasal elitler ve siyasi yöneticiler Amerika, İngiltere, Fransa, İsrail özelinde baktığımızda değerli arkadaşlar büyük bir faciayla karşı karşıya kalıyoruz. Halkı dinlemeyen, halkın da hakikaten her yerde gariban olduğunu da ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani nihayetinde yöneticiler işi götürüyorlar. Yahudi halkından da özellikle kaç Amerika'da olsun, İsrail'de olsun, haham düzeyinde oluyor, diğer başka düzeylerde olsun, Yahudi halkı da Siyonist Yahudilerden ne yapmaktadır? Evet, ele tek çekmiştir, onlardan uzak dur, yaptıkları tüm katliamları kınamaktadır. Bunu da Garude bu eserinde ifade ediyor, Siyonizm dosyasında. Buna rağmen diyor, Siyonizm bir anlamda evet, Theodor Herzl 1860-1904, kısa bir yaşam sürmüş, 1860-1904 ne yapıyor? 44 yıl ve 22'li yaşlarındayken bu idealle, Siyonist idealle başlıyor. Sonrasında 1894 yılında Judenstadt Yahudi Devleti kitabını yayınlıyor. Theodor Herzl sonrasında da değerli arkadaşlar 1897'de Basel'de Dünya Siyonist Kongresi'nde hedeflerin ne olduğu, ne olması gerektiğine dair açık deklarasyonları ne yapıyorlar? Dile getiriyor Theodor Herzl ve bu kitabında da özellikle Garude bu hususa dikkat çekiyor. Özellikle Yahudi milliyetçiliğinin, ırkçılığının büyük Yahudi mesajını gölgelediğini, Yahudi peygamberlerinin insanlığa getirmiş olduğu evrensel mesajı gölgelediğini, daralttığını, körelttiğini,
küçülttüğünü ve siyasi Siyonizmin kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde diyor Tevrat'ın geniş yorumundan çıkarılamayacağını, Tevrat'ın evet bazı bölümlerde var ki bunları mitoloji olarak yorumluyor. Zaten eserin ilerleyen kısmında da var olan işte insanı öldür, kimseyi şey bırakma, Amerika git onları öldür şey kısmında, Samuel kısmında geçiyor bu ifadeler ama bunların daha çok mitolojik olduğunu, Tevrat'ın aslından olmadığını, böyle bir yayılmacı, öldürmeye esaslı, yıkmaya esaslı bir dinin din olamayacağını, olsa olsa bu Tevrat'a sokulmuş ifadeler olabileceğini beyan ederek ilerleyen kitabın ilerleyen sayfalarında bunun analizini yapacağını söylüyor. Çünkü var, evet, Tevrat'ta bu ifadeler var ama diğer ifadeler de var. Niye Tevrat'a bütünsel bir yorumla değil de, hadi var bu ifadelerin gerçekten de Tevrat'ta olduğunu varsa kabul edelim. Diğer kutsal kitap Tevrat'ın ayetlerinde, bölümlerinde öldürmeyeceksin diyor. Siyon gibi diyor bir yeri kana mı bulayacaksın? Kudüs'ü insanları katletmekle mi? Yani Kudüs ve katletmek bir araya getireceksin yani. Katletmek Kudüs'e yakışır mı? Siyon'u kana bulamak Siyon'a yakışır mı diyecek. Mika peygamberin ve diğer peygamberlerin, İşaya peygamberlerin, Hazikiel peygamberlerin, bunların hepsi de değerli arkadaşlarım, öldürmeye, yayılmacılığa, insanları yurtlarından çıkarıp katledip kendine yer vatan etme, böyle bir şeye hep karşı çıkmışlar. Olsa olsa diyor Siyonist ideoloji, Siyonist siyasi Siyonizm olsa olsa kendi peygamberlerini, Yahudi peygamberler öldüren kişilerdir diyor. Kesinlikle hiçbir zaman Tevrat'ın ve Hazreti İbrahim'den gelen bu evrensel mesajın temsilcileri bunlar olamazlar diyor. Olsa olsa diyor Yahudi peygamberlerini kim o zaman öldürdüyse şu anki diyor temsilcileri de bizzat diyor Siyonist, siyasi Siyonist ideolojiyi temsil eden kimseler bizzat diyor. O dönemde de Yahudi peygamberlerini öldüren kimselerdir diyor. Yahudi peygamberlerin bu mesajları var. Niye bu mesajı esas almıyorsunuz da bütünsel bir yoruma giderek bir iki işte Samuel'de geçiyor da Tesniye'de bir iki kısımda daha geçiyor. Değerli arkadaşlar, evet, Tesniye 20 16'ya 17 ve Samuel 1. kitap 15'e 3'te bu öldürmeye dönük ifadeleri var. Yer aç yani, temizle sen oraya yerleş şeklinde. Ama bütünselliğine baktığımızda bunun kesinlikle hiçbir dini bir mesaj olamayacağını ifade etmek ki bu eserinde özellikle Martin Buber bir Yahudi ve o Martin Buber'in yaklaşımı ki Siyonizme destek veriyor ama ilerleyen süreçlerde Siyonizmin kesinlikle Yahudiliğin bir temsili olamaz diyor. Tanrı'nın muradını tamamen kendi katliamlarıyla, insanları katletmeyle eş değer gören bir anlayış Martin Buber üzerinden Roger Garrod'u temas ediyor ve birçok görüşünü atıfta bulunur ama nihayetinde vardı yer bu. Martin Buber de bu noktada siyasi Siyonizme tamamen ömrünün sonuna kadar karşı çıkmıştır ve hiçbir şekilde katliama, işte Filistin'in olsa olsa diyor Filistin'e biz beraber yaşamak için orada oluruz, yoksa insanları yok edip işte yerlerinden, yurtlarından atmak için değil, beraber bir federasyon çerçevesi içinde kalınabilecek bir durum olabileceğinden bahsediyor. Kesinlikle Martin Buber'de siyasi Siyonizme karşı, hiçbir şekilde de siyasi Siyonizmin Yahudiliğin bu evrensel mesajını temsil edecek ya da Yahudiliği temsil etme kabiliyeti ya da gücü ya da buna vekil olamayacağını açık bir dille Roger Garrod'u Martin Buber üzerinde de ifade etmektedir. Ki az programımızın başında değerli arkadaşlar beyan ettik. Siyasi Siyonizm bu bağlamda 19. yüzyıl ki dikkat ederseniz Theodor Herzl 1860-1904 yıllar arasında yaşıyor ki tam o dönemde ortaya çıkan milliyetçiliğin ve bu milliyetçilikle beraber gelişen sömürgeci ruhun bir tecellisi olarak siyasi Siyonizm'i görüyor. Siyasi Siyonizm bir 19. yüzyıl ırkçılığının
bir tecellisidir diyor. 19. yüzyıl ırkçılığının bir yansımasıdır ve bunun sömürgeye evrilmiş şeklidir diyor. Ve bunun hiçbir şekilde diyor Yahudilikle, Yahudilik Tevrat'la kesinlikle ve kesin alakası olamaz diyor. Dolayısıyla da diyor kendilerini seçilmiş halk üzerinden ortaya koyarak sanki diğer milletler bizim için var ve tarih ancak ve ancak bizimle bize gelecek, bizim ellerimizde yoğrulacak şeklinde böyle bir tarih telakkisine gidip bunu da güçle halletmeye çalışmak kesinle diyor Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın bir mesajı olamaz. Ve bunlara da yine kutsal kitap Tevrat üzerinden verdiği pasajlara ne yapmaktadır? Roger Garudy ifade etmeye çalışmaktadır. Ez cümle değerli arkadaşlar, bugün için Siyonizm dosyasına dair söyleyeceklerimiz ana hatlarıyla bundan ibarettir. Gördüğümüz ve hissettiğimiz bir şey var ki Cengiz Çandar'ın ifade ettiği şekliyle biz şu ya da bir biçimde yakın geçmişimiz, yakın tarihimizdir aslında. Bizim Filistin'den çekilişimiz şunun şurası ne kadar ki? Yani 100-150 yıl yakın bir tarihtir yani. Dolayısıyla oranın meselesi oraya aittir deyip de bigane kalmamız mümkün değildir. Zaten Osmanlı boş bıraktıktan, yani Osmanlı bir nevi tabii artık çöktükten sonra oraya çöreklenen dünya derin güçleri değerli arkadaşlar bugün oraya yarın başka yere kapısını çalacaktır. Dolayısıyla bizim gönül coğrafyamız ya da tarihi geçmişimizde bulunduğumuz hakimiyetimiz altında olan topraklar değerli arkadaşlar şu an için bugün için bizim neydir? Bizi ilgilendiren sorunlarla karşı karşıya bırakıyoruz. Hafıza öyledir. Devletlerin de hafızası tarihsel hafızasıdır ve bu hafıza eninde sonunda getirip ona siyasi anlamda, politik anlamda çözüm bulma, konuya ilişkin duruş sergileme ve bunu da fiiliyata ve pratiğe koyma noktasında şu anda gördüğümüz gibi ne yapabiliyoruz? Bigane kalamıyoruz. Gereken şey diplomasidir. Diplomasinin yolları işletilmelidir. Ama değerli arkadaşlarım, bunun süreci ne olur? Bunu yani hani nihayetinde biz bilim adamıyız. Olaylar nasıl gelişir? Bekleyeceğiz ama kesinlikle iyi bir diplomasiyle süreç işletilmelidir. Ama şunu da görüyoruz ki değerli arkadaşlarım, bugün Amerika oradaysa, Amerika'nın orada olmasının İsrail'le beraber derin İngiliz, derin Amerika ve İsrail'le beraber kolektif yapmış olduğu bu hareket işte onların gücünü gösteriyor değerli arkadaşlar. Şimdi Osmanlı olsaydı, süper güç Osmanlı olsaydı, bugün bu faciayı o topraklarda kim görürdü? Biz yıllarca dünya nizamı için bak hakikaten de bir Osmanlı hoşgörüsü, Osmanlı barışı getirdik. O topraklarda kimin burnu kanadı adaletsizlikten? Tamam, herkes kendi devleti, kendi halk millet şey yönetsin. Ama bir realite var ki imparatorluk diye tarihin o dönemde ortaya çıkardığı bir yönetim şekilleri vardı ve Osmanlı İmparatorluğu da ne yaptı? O topraklar hükmetti. Şimdi hükmedilen mi, Amerikan hükmetmesiyle ortaya çıkan facia mı, İsrail Amerika zaten beni hayal etmiyor ya da İngiliz fark etmez. Ortada. Kan, gözyaşı, insanlık katliamı, çocukların kanlarıyla yoğrulan topraklarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir şey daha ortaya çıkıyor. İşte güçlü devlet olmak lazım diyor arkadaşlar. Dünya realitesi hep bize bunu söylüyor. Haklı olmanız değil. Haklı olmamız yetmiyor. Güçlü olursak hakkımızı alabiliyoruz. İnsanlık güçlü olursa ancak hakkını alabiliyor. Onun için bizim sadece haklı olmamız, adil olmamız, tarihi realite bunu göstermiştir, yetmiyor. Güçlü olmamız lazım. Güç çok önemli. Ya bu gücü nasıl elde edeceğiz değerli arkadaşlar? Gücü de kesinlikle ve kesinlikle meşru yollarla. Gayri meşru güç, güç değil değerli arkadaş. Hakkın dışına çıkan, haksızlığın dışına çıkan güç, güç değildir. Gücü ele geçirmek durumundayız. Çünkü gücü ele geçirmezsek hakkımızı savunamıyoruz. Şu an Orta Doğu'da yaşanan facia ortadadır. Eğer güçlü olunabilseydi, bugün hakkını savunabilirdi Filistin toprakları. Ya da Filistin'e destek olabilecek diğer devletler.
kimin gücü, kimin parası varsa işte. Gelecek yayınımızda Siyonizm dosyasına devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Bizleri takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.